Launch ve Avax üzerine konuşacağız. Genel hatlarıyla bu her iki kripto parada ne var ne yok nezdinde bir değerlendirme gerçekleştirmeye çalışacağız. Genel olarak dediğim gibi Launch'dan ve Avax'tan konuşacağız. Şimdi birincisi tabii bunların ikisi farklı değerlendirmesi gereken kripto paralardır. Mesela Avax benim her zaman bu sezonun olmazsa olmazı diye nitelendirdiğim kripto paraların başında ve içerisinde yer almaktadır. Bunu söylüyorum çünkü Avax, Sol, XRP vesaire hani bu skaladaki kripto paralar sezon içerisindeki yükselişini garantilemiştir. Yani öngörülemez sürpriz diyebileceğimiz bir takım şeyler olmadıkça bu kripto paralar zaten mevcut stabilitede yükselişini vesaire kelimenin tam anlamıyla garantiledi diyebiliriz. Launch'un bundan farkı çok fazla parametresi vardır. Launch'u da yükselişini garantilemiş olmakla birlikte diğer altcoin'ler gibi tam anlamıyla bir teknik normalinin bulunmaması ve çok fazla parametreye bağlı olması sebebiyle risk ödül paritesi ne iyi ne kötü. Risk ödül paritesi yüksek olan bir kripto para birimidir. O yüzden diğerlerine göre daha düşük yatırımlar yapmak suretiyle yine de alım yapıp yapmamak yatırımcıya kalmıştır. Örneğin Avax için 250-300 dolara kadar sezon içerisinde fiyat tahminleri varken Launch için bu çok ciddi değişiklik gösteriyor. En son bakınız 309 dolardan konuşan da oldu. Gelecek yakın tarihler için. Tabii daha yüksek fiyatlardan da. Şimdi 309'ların da çok ilerisine gitme potansiyeli var mı Launch'un? Tabii ki var. Ama kesin öngörülebilir olmadığı için daha ihtiyatlı davranılıyor fiyat tahminleri yapılırken. Launch'un mevcut süreçte Avax'a göre daha volatil olmasına, kısa sürede daha fazla, daha yüksek, agresif karlar koymasına rağmen bunun sürdürülebilirliği ve trendin potansiyel devamı Avax'ın yaptığı hareketlere göre daha düşük ihtimalli şekilde karşımıza çıkıyor. Launch ve Avax için takip edilmesi gereken önemli seviyeler neler? Şimdi seviyeden konuşacaksak, tabii ki Launch'da şu anda 3.016. Günlükte bu kırılımları yapıp yapamayacağına dikkatli bir şekilde bakacağız. Daha doğrusu tabii ki eninde sonunda 3.016'yı kıracak. Ama yükselişin devam edip edememesini anlayabilmek, bunu tespit edebilmek için yine Launch Coin'in gecelik kapanışlarını, daha doğrusu geceki günlük kapanışlarını 3.016'nın üzerinde yapma arayışında olmalıyız ve bunlara bakmamız gerekiyor. 3.016'ları kırarsa 27.5'lara doğru hem volatiliteyi, hacmi artırıp teknik FOMO yakalayıp yine 3.016'ların üstünden 3.027.5'lara doğru bir hareket sağlayabilir. Avax da bu seviye 22.24 fiyatları. 22.24'leri günlükte alabilen Avax ortalama 39-40 dolar fiyatlarına doğru yükselişleri hızlı bir şekilde tamamlayacaktır. Launch günlük grafikte direnç kırılımı fiyatın ciddi bir ivme kazanmasını sağladı. Avax cephesinde de düşen kanal formasyonu kırılması ivme kazanılmasını sağladı. Avax fiyatının dar bir bölgede sıkışması ise yatırımcısını düşündürüyor. Çok fazla düşündürmesin. Bakın buna benzer hareketleri şu an mesela kripto paraların teknik olarak grafiklerini inceleyin. Birbirlerine çok benzeyen hareketler tespit edeceksiniz. Hareket bakımından grafiksel olarak. Öyle değil mi? Bu tesadüf mü? Yok, bu tesadüf değil tabii ki de. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde bir durum var. Dolayısıyla yükselişlerin nasıl olacağı bu noktada birbirleriyle benzerlik büyük oranda gösteriyor. Örneğin BTC 34.600'leri sıkı sıkıya denedi, 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 en sonunda kırdı. Burada adı geçenler. Launch. 3.012'leri yüksek volatilitede denedi, 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 en sonunda kırdı.
Şu an Avax mesela Sol 57 dolarları denedi, 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 denedi. Önceki seviyelerinde de benzer hareketler yapıldı. En sonunda kırdı. Buyurun Lunch. Şey Avax. 22,24 dolarları deniyor. Dolayısıyla bu seviyeleri kırabilecektir. Hani şu anda niye bunun üstüne çıkmıyor? Yani sen sorarsan çıkar belki. Niye bunun üstüne çıkmıyor? Böyle bir soru olabilir mi? Ya da çok endişeliyim. Avax niye bu seviyenin üstüne çıkmadan ne yapacak? 8 dolardan arttı coin buraya. Hani 8 dolar fiyatındayken aklın neredeydi derler insana. Coin 3x yapıyor 2-3 hafta içinde. Adam uyuyor. Bir anda akümülasyona duruyor. Bir zahmet dursun. Hani sen uyurken coin 3x yaptı farkındaysan sana göre hareket etmeyecektir. Yani bir zahmet fiyat patlamasından sonra müsaade etti. Biraz konsolidasyon yapsın yani bu kripto para. Piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 11,5 dolar seviyesinden işlem gören Lunch, 20-21'den işlem gören Avax bize neler gösteriyor? Bunun üstüne tabii ki işler değişti. Lunch'un mevcut fiyatı 14 pozisyonlarında bulunuyor. Avax'ın mevcut fiyatı 22 noktalarına yakın bir şekilde işlem görmeye devam ediyor şeklinde bir açıklama gerçekleştirebiliriz. Lunch grafik analizi diyor. Şöyle önemli bir şey var mı diye üstünden geçeceğim. Bu arada şunu da ekleyeyim. Lunch'un ayın 8'inde öğlen saat 4'te yükseltmesi var. Bu Lunge için önemli bir durumdur. Nitekim binasını da yakında destekliyoruz tarzında. Yani yükseltmeyi, güncellemeyi destekleyeceğiz tarzında haberini almamız da uzun sürmeyecektir. Ve bu tarihte Lunge'un fiyatlarında yükselişler yaşanabilme ihtimali fazladır. Avax'tan bahsediyor. Ne diyor? 24, 26, 30. Bak, önceki videolarda da bununla alakalı konuştuk. Burası maalesef yanlış. Bu hata çok yapılıyor. Her 2-3 dolarda bir adam destek direnç noktası koymuş. Öyle bir şey söylüyor. Yani 2-3 dolar başına destek direnç noktası olmaz. Bitcoin kadar eski, köklü, en eski, en köklü ve her noktadan işlem görmüş bir kripto para biriminde bile bu tarz bir oransal destek direnç olayı yoktur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.